Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yani ikinci bir laptopa ihtiyaç duymuştuk. Onu aldık. Onu kutu açılımını tanıtacağız. Performans videolarını da bir sonraki video olarak düşünüyoruz. Şu anda kutu açılımını yapalım. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. Öyle devam ederiz diye düşündük. Şuradan açayım. Laptopumuz Acer'ın Aspire 5 modeli. Kod olarak da 515A515-57 diye geçiyor. Intel Core i5 işlemci mevcut. Windows 11 Pro vardı içinde. O yüklü geliyor. 32 GB RAM var. RAM'i hoşumuza gitti oran olarak. 32 GB RAM'i var. 512 GB SSD'si mevcut. Dahili ekran kartı harici değil. Okuma hızı, key hızı 12 MB. Bellek hızı 3200 MHz. Ürün güzel. İşlemcisi maksimumda 4.4 GHz gösteriyor. Temel işlemci hızını da 2 GHz olarak gösteriyor. 12. nesil bir işlemci için güzel özelliklere sahip olduğunu düşündük. Ve bugünün fiyatıyla yaklaşık 17.300 liraya geldi. Peşin fiyatına 9 taksit yapıldı. Aldığımız internetteki satıcı sayesinde. Şimdi şuradaki bandını da açalım. Açabildik herhalde. Şurada Acer'ın kendi bandı var. İlk defa Acer kullanacağım arkadaşlar. Yani nasıl bir laptop olduğunu, yani adını duyuyordum. Kendisini bilmiyordum işin aslı. Hani ilk defa kullanacağımız bir laptop bu kendileri. Görselini bir göstermiş olacağız size. Laptop şu. Laptopu göstermeden önce şuradaki kağıtlara bakalım. Bu ne diyor? Yine zarf, kapalı bir zarf içinde geldi. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama açacağız. Garanti belgesi falan bunun içinde mi acaba diye merak ettim şimdi. Şunlara daha bakmadık ama. Ha, kullanıcı kılavuzu. Aynen. Türkçe kullanım kılavuzu. Bu zarfın içinde niye zarfa koymuşlar onu da bilmiyorum. Başka dillerdeki kullanım kılavuzu da burada. Bu ne diyor? Passport diyor. Seyahatlerle alakalı herhalde bu ne? Bilmiyorum da. Neyse. Bu kitapçıkları şuraya koyalım. Burada bilgi edinme kitapçığı var. Çok değişik değişik çeşitli şeyler var. Garanti belgesi bu. Zaten artık garanti belgesi genelde internet üzerinden olduğu için evraklarına gerek olmuyor genelde. Bu da kurulum kılavuzuymuş. Ona da bakarız. Bu da adaptörü. Aletimizin şu kutuları bir yana alalım. Laptopumuzun görseline bir beraber bakalım arkadaşlar. Videoyu durduralım bir. Laptopumuzun poşetinden çıkardık. Şöyle bir güzel bir poşet içinde. Poşet değil de bu kumaşımsı bir torba diyelim. Şöyle bir açalım bakalım. Açtığımızda yine o kumaştan bir koruyucusu mevcut. Tuş takımı güzel gözüküyor. Şurada bir yükseklik var gibi geldi bana da. Hissiyatı mı öyle yoksa düz mü anlayamadım. Şura bir yüksek gibi geldi bana. Bir açılma tuşuna basalım bakalım şarjı var mı hiç. Sanırım şarjı hiç yok. Bir şarja tak. Açılıyor. Bakalım. Yandan bakayım. Orada bir bağlantı yerleri olarak USB Type-C bunlar mevcut. Kulaklık yeri var.
Kablolu internet için bazı laptoplarda artık kablolu internet bağlantısı olmuyor ama bunda kablolu internet için bağlantı yeri var. İki USB bağlantısı bu tarafta, bir tanesi bu tarafta. Şarj yeri bu tarafta. Ondan sonra HDMI burada. Buradan dil seçeneği falan yapıyoruz. Klavyemiz Q. İkinci bir atla klavye düzenlemek istemiyorum. Tenda'ya bağlanalım. Bağlan diyelim. Bir şey, ekranı kapatalım. Evet, internet bağlantımıza giriyoruz şu anda. Neyse, şu anda internet bağlantım yok diyelim bir. Sınırlı kuruluma devam et. Kabul et. Sonraki. Ya ad girmek zorunda mıyız? Ben bunu tam bir bakmam gerekiyor. Bir şurada hafif arkadaşlar yoruma da yazarsanız ben bir yamukluk var diye hissediyorum. Sende de var mı o görselde o hissiyat? Yok. Yani anlayamıyorum daha doğrusu. Şurası boşluklu. Ha, Bombeli. şurası çok boşluklu arkadaşlar. Yani malzeme kalitesi çok üst düzey değil anladığım kadarıyla. Şurası bayağı boşluklu. Şöyle bir bombe var burada. Hepsinde var mı bilemiyorum ama bunda öyle bir bombe var. Ailemizi yazalım. Hay arkadaş. Bayağı biz bunları bir geçelim. Arkadaşlar hızlıca kurulumu tamamladı. O gerekli bilgileri girdiğiniz zaman sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İleri ileri. Fark ettiğim bir şey var. Şarj ucu böyle. Yani şu devirdeyiz. Type-C şarj değil de şu tip şarj koyuyor olmaları biraz komik bir durum. Laptopun görseli hoş. Klavyesinin büyük olması güzel. Biz bunu tez yazmak amaçlı aldık. Yani tek laptop yetmiyordu evimize. İkinci laptopu almamız gerekti. Genelde ofis programlarını çalıştırması için düşünüyorduk. Aziz Allah. Genelde ofis programlarını çalıştırmasını düşünüyorduk. Ondan dolayı bilgisayar öğretmeni bir arkadaşım vardı. Hani fiyat performans olarak çok fazla para ödemeden alabileceğim bir şey ne var diye sorduğumda hani bu fiyat bandında 15, 16, 17 bin liralar civarında yani bunun güzel olabileceğini söyledi. Bundan önce aldığımız laptopun tanıtımı da Huawei D14'ün de tanıtımı kanalımızda mevcut zaten. Tabii ondaki performans bunda bulabilir miyiz onu bilemiyorum. Zaman gösterecek. Onda henüz herhangi bir ısınma şu bu yok ve laptop gerçekten çok hızlı. Bakalım bunun hızı ne olacak, ne bitecek? Yani görsel açıdan laptop böyle. Şöyle iyice bakalım. Hafif bir laptop. Klavyesinin büyük olması güzel. Önden kamerası var. Hani fazlasıyla yetebileceğini düşünüyorum özellikleri açısından. Yani RAM'inin 32 GB olması, maksimum işlemcisinin 4.4, temel işlemci hızının 2 GHz olması. Bu gibi şeylerin yani laptopun hızıyla alakalı sorun yaşamayacağımızı düşündürüyor. Tabii ısınıp ısınmayacağını performanslı kullanımlarda anlayacağız. Bu günlük videomuz bu olsun. Hani bununla alakalı sorunuz olursa kutu açılımımız da bu. Biraz da özelliklerinden bahsettik. Ne kadar ne performans sergiliyor bunlarla alakalı bir inceleme yapabilmemiz için detaylı bir kullanım yapmamız gerekiyor laptopa. Onu yaptıktan sonra da yine bir bilgilendirme geçeriz sizlere. Dediğim gibi bugünlük videomuz bu olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.